Evet sevgili spor severler, Batıyorum'a hoş geldiniz. Paralimpik 2024 Paris Oyunları sürüyor. Artık oyunların bitmesine çok çok az bir zaman kaldı. 8 Eylül'de Paralimpik Oyunları da tamamlanacak ve bu serüveni de tamamlamış olacağız. Gerçekten bugün madalya yağmuru vardı. Ucundan kaçırdığımız madalyalar vardı ama rekor kırdık. 20 madalyamız oldu. Hemen günün sonuçlarına geçiyorum. 6 Eylül'ün programını vereceğim. Ee, Erhan Coşkuner bugün karışık 50 metre tüfekte. Eleme turunda yer aldı ve 36 sporcu arasından 32. oldu oyunlara veda etti. Ebru Acer aslında benim ondan beklentim çok büyüktü. Altın bekliyordum fakat final finale kalamadı. Yarı finalde Japon rakibi Vada'ya 3-2 kaybetti. Kazanacağı bir maçı eliyle rakibine verdi. Ve bronz madalya da kaldı kendisini. Tebrik ediyoruz. Oğuz bulut dün de söylediğimiz gibi dördüncülüğe daha yakın duruyor demiştik ve e, finalde madalyayı zorlayamadı açıkçası. 400 metre T12 finalinde 4 sporcu arasından 4. oldu ve e, madalyasız kapattı ama çok iyi bir derecesi olmuş oldu. Ecem Taşkın Çavdar bugün judo başladı ve judoda hemen madalyaları toplamaya başladık. Eksi 48 kilo C1'de Almanya rakibini İponla, Müller'i İponla geçti. Yarı finalde Japon rakibi Shizuka'ya kaybetti. Bronz madalya maçında ise Yunan rakibi Masuro'yu geçmeyi başardı ve ülkemize bronz madalya kazandırdı. Görme engelli B1 futbol takımımız bugün ilk kez gol attı ve maç kazandı. Çocuklar Japonya'yı devirdiler ve 7. oldular 2-0'lık galibiyette. Celal, Emre, Ertuğrul, Hasan, Hüseyin, Kerem, Muhammed Ali, Oğuzhan, Recep ve Semih e, paralimpik oyunlarda 7. sırayı aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Mücadelelerinden ötürü kutluyoruz. Cahide Eke Judo'daki bir diğer bronz madalya kazanan sporcumuz oldu. Eksi 48 kilo J2'de çeyrek finalde Ukraynalı'daki bir Gülya'yı 1-0 geçti. E, yarı finalde Kazak rakibi Akmaral'a kaybetti. Bronz madalya maçındaysa Alman Kali 1-0 geçerek, e, iponla mağlup ederek bronz madalyaya uzandı. Günün çok üzücü, kalp kırıcı sonuçlarından biri. Aslı yarı finalde gerçekten muazzam bir performans. 2-0'dan geri dönen bir Kübra Korkut. 14 yaşındaki rakibi e, Büyük ile Büyük sporcuyla karşılaştı. 3-2 kazandı WS 7 kategorisinde fakat finalde 2-0 öndeyken, her şey çok iyi gidiyorken bir anda işte tersine döndü ve 3-2 kaybetti. Ülkemize Gümüş madalya kazandırdığı Kübra Korkut Paralimpik Oyunlarda 4 madalya kazanan iki sporcudan biri e hatta Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar birlikte değerlendirildiğinde Abdullah Öztürk ve Kübra Korkut'tan daha fazla madalya kazanan bir sporcumuz bulunmuyor. 4 çarpı 50 karışık takım yüzmede bugün eleme turunda yer aldık. 11 takım arasından 7. olduk. Final yüzmeye hak kazandık. Ve final yarışında 8 takım arasından 8. oldu. Sporcularımız kendilerine temsil temsiliyetleri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Bugün bugün gerçekten çok başarılı bir okçuluk takımı vardı. Klasik yay karışıkta Merve Nur Eroğlu, Sadık Savaş ülkemize gümüş madalya kazandırdılar. Sonun altı turunda Ukrayna'yı 5-3. Çeyrek finalde İran'a 6-2. Yarı finalde Slovenya'ya şut of sonucunda 5-4 geçtik. Finalde İtalya'ya e, 6-2 kaybettik. Ettik. gerçekten ucundan kaçmış bir e, altın madalya oldu ama okçulukta para okçulukta da iddialı olduğumuzu herkese gösterdik tüm dünyaya gösterdik ve sporcularımız da madalya kazanmayı bildiler. Makaralı yaydaki Öznür Cüre madalyasından sonra klasik yayda da madalyamız gelmiş oldu. Yine bugünün kalp kırı sonuçlarından biri Ahmet Kaplan bronz madalya maçında e, İsrail'li rakibi Sassona 2-1 kaybetti. İlk seti kazandı. E, 7 Legeç'te ikinci sette kazanabilirdi fakat e, önde götürdüğü maçı bir anda e, tersine döndü. Rakibi daha iyi oynamaya başladı ve ikinci seti 6-4 kaybetti. Son sette de tutunamadı 6-1 kaybederek. Maalesef dördüncü oldu. Çok çok yaklaşmıştı Ahmet madalyaya. Besra Duman eksi 55 kilo da bugün Halter'de ilk hakkında yaptığı kaldırışla 7 sporcu arasında ikinci oldu ve bir gümüş daha getirdi. Abdullah Kayapınar, Nazmiye Murat'ta, Besra Duman 3 sporcumuzda da ülkemize madalyayla dönüyor. İki sporcumuz daha halterde boy gösterecek ve efsaneler ve bu ülkenin çıkardığı en iyi takım. Bu ülkenin en büyük değerlerinden biri paralimpik gol bol takımımız. Finalde İsrail'i çok çok rahat geçti. Messi sevda daha önce söylemiş olduğum gibi muazzam bir e, maç çıkardı. Gerçek gruplara iyi başlayamamıştık ama öyle iyi toparlandık ki e, resmen futboldaki grup aşamasında kötü oynayan İspanya gibi milliler açıldı ve üçüncü kez üst üste paralimpik şampiyonu oldu. Berfin, Fatma Gül, Reyhan Sevda, Sevtap ve Şeyda Nur'u tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Çok çok büyük bir başarı sağladık. Altın madalya geldi. Ve Hamide Doğan gün e, yine 400 metrede Yarıştı ve finalde 8 sporcu arasından 5. olduğu sporcumuz. Video devam ederken beğenilerinizi, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Ve yarının programına geçiyoruz. Biliyorsunuz 6-7-8 Eylül kaldı. 8 Eylül'de neredeyse hiç sporcumuz olmayacak. Son gün zaten program çok çok e, kısıtlı sadece. E, Seremoni olacak ve 1-2 spor dalında e, son maçlar oynanacak. 50 metre kelebek S5, 10-53. Eleme turunda Sümeyye Boyacı ve... 18.58'de eğer X8'e girebilirse final yüzecek çok büyük ihtimalle finale kalacak sporcumuz ve Sevilla Öztürk o da aynı. E kategoride 50 metre kelebek S5'te 10.53'te eleme turu 18.58'de inşallah finali var. Yüzme de devam ediyoruz. Umut Ünlü 50 metre serbest SM3 kategorisinde 11.54'te eleme turu var. Final yapacaktır ve 20.33'te finali olacak. Turgut Aslan Yaraman 100 metre serbest SM8 kategorisi. 12.28'de eleme turu 21.33'te finali var. Ve judodan devam ediyoruz. Bir önceki oyunlarda madalya kazanan Recep Çiftçi eksi 73 kiloda J2'de 11.20'de son 16 turu. 12.10'da çeyrek final 13'te yarı final ve 18.20'de final kovalayacak. Merve Uslu Hacabipur yine judoda eksi 70 kilo j 1de 12.40'da çeyrek final 13.50'de yarı final ve 18 civarı finali olacak. Bugün 6 Eylül'de judoda gerçekten 4 sporcumuz yer alıyor. Gökçe Yavuz eksi 73 kilo J1'de 11.30'da son 16. 12.20'de çeyrek final. 13.10'da yarı final ve 17.40'da finali olacak. Döndü Yeşilyurt eksi 57 kilo J2 11.30'da son 16 turu. 12.10'da çeyrek finali 13'te yarı finali 17.20'de ise finali olacak. Ve Eskrim'de Hakan Akkaya gerçekten foil kategorisinde muazzam e, maçlar çıkardı. Gümüş madalyayı ucundan kaçırdı. Efe, Efe A kategorisinde 11.40'da son 16'sı, 13.40'da çeyrek finali, 16.10'da yarı finali ve 21.50'de finali var. Umarız bu sefer madalyaya ulaşır. Ve Uğur Yumuk halterde 3 madalyanın ardından 4. olacağız. Eksi 72 kiloda saat 13'te finali var. Masa tenisindeki son temsilcimiz Neslihan Kavas yarın WS9 kategorisinde saat 14'te çeyrek finalde Avustralyalı Lee ile karşılaşacak. Ve atletizmde 3 sporcumuz aynı dalda yarışacak. Uzun atlama T20 kategorisine 3 sporcuyla katılıyoruz. Final 20.48'de yapılacak ve Esra Bayrak ülkemizi temsil edecek. Yine Fatma Tamla Altın aynı kategoride 20.48'de yine ülkemizi temsil edecek. Burada madalyaya en yakın olan sporcumuz Fatma Damla gibi duruyor. Uzun atlamada yine Reyhan de ülkemizi temsil edecek video biterken ben sizlerden e, kanalımıza abonelik, beğeni ve yorum desteği bekliyoruz. E, 20 aboneyi, e, özür diliyorum 20 madalyayı geçtik. Yani 20 madalya aldık, gerisi de gelecektir. E, madalya daha fazla alacağız diye düşünüyorum son 2 günde. E, acaba 25'i zorlayabilir miyiz diye umuyorum. E, i̇nşallah böyle devam eder. 1-2 altında alırsak harika olacak. Ben videoyu izlediğiniz için, bütün paralimpikler boyunca benle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorum olimpiyat oyunları kadar e, ilgi çekmiyor paralimpik ama bu sporculara destek olmak, bu sporcuların yanında olmak çok çok önemli. Her şeyden önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar, iyi günler.